Şimdi şu ani ve defi yaratılışın bir özelliğini görelim. Bir anda 200 bin mezgit, 5 milyon kefal, 5,5 milyar sinek. Şimdi şunu soralım biz, ya Rab nasıl oluyor yani bir anda bu kadar insan? Bir günde 300 bin, bir saniyede 5 tane. Ya Rab nasıl yaratıyorsun yani bir anda? Bir de sen bunu yaratırken güneşi de yaratmaya devam ediyorsun kontrollü. Samanyolu'nda 400 milyar gezegen, doğru mu? Ya Rab sen onları da tesbih gibi çevirmeye devam ediyorsun. Benim vücudumda yaklaşık 100 trilyon hücre, her hücrede 100 trilyon da atom. Şimdi bu kadar faaliyeti nasıl yapıyorsun ya Rab? Dersek şuradan anlamamız gerekiyor. Bak şimdi, Allah'ın sıfatları nur, isimleri nurani. Bak şimdi nur ne demek biliyor musun? Bütün ışıkların en büyük kaynağı gibi düşünelim anlamak adına. Şu da bir ışık değil mi? Şu ateşte bir ışık değil mi? Şimdi bütün kainatı cam düşünün. Cam şeffaf mıdır? Işık geçirir mi? Geçirir. Bütün kainat camken, her şey, siz de dahil duvarlar, her şey cam. Şuradan bir ışık yaksam, ta Ağrı'daki arkadaş bu ışığı görebilir mi? Görür, şeffafiyet var çünkü. Bu ışık Ağrı'ya gider. Kenya'daki arkadaşımız görür mü? O da görür. Yani bütün kainat şeffaf olduğu için, cam olduğu için bir bölgede yakılan bir ateş ta dünyanın, kainatın her yerinden gözükebilir. Ne kanun oldu bu? Şeffafiyet kanunu oldu. Şimdi şu su şişesi şeffaf. Niye şeffaf dediniz buna? Işık geçiriyor. Şu kitap şeffaf mı? Şeffaf değil. Güzel. Niye şeffaf değil dediniz? Işık geçirmediği için. Peki ben buna röntgen ışığı vursam geçirir mi? Geçirir. O zaman şeffaf oldu. Demek ki ışığın nispetinde her şey şeffaf olabiliyor. Güneşin bazı ışıkları var. Dünyanın bir ucundan girip öbür ucundan çıkıyor. Güneşe göre dünya nedir? Şeffaftır. Çünkü ışık girdiği gibi çıkıyor. Bak şimdi. Biz az önce Allah'ın sıfatlarına nur dedik, isimlerine de nurani, nurdan beslenen dedik. Nuru da şöyle düşünün dedik. Hani ben röntgen ışığını örnek verdim, güneş ışığını örnek verdim. Hepsinden çok daha büyük bir ışık düşünün. Öyle değil ama anlaşılsın, akla yaklaşsın diyorum. Şimdi bu ışık yandığı anda, nasıl şu çakmak kainatın her yerine tecelli etti ya, kainat bu çakmağa göre şeffaf olmuştu. Allah'ın nur olan sıfatları tecelli ettiğinde o kaynağa karşı bütün kainat şeffaf mı? Şeffaf. Allah'ın sıfatlarına nur dedim. Mesela bir sıfatını konuşalım. Sonsuz ilmi. Şu çakmağı yaktığımda bütün kainata ulaştığı gibi Allah'ın ilmi tecelli ettiğinde bütün kainat o ilme karşı şeffaf oluyor mu? O zaman o ilmi her yerde. Çünkü nur olan o ilme karşı bütün kainat şeffaf. Allah'ın görme sıfatı, bütün kainat onun karşısında şeffaf mı? Şeffaf. O güneşin her yere ulaşan ışığını düşünün. O ışığa la teşbih, Allah'ın görmesi diyelim. Işık her yere ulaştığına göre daha kuvvetli bir nur olan Allah'ın görmesi kainatta her yere ulaşır mı? Ulaşır. O zaman şu an burayı görebilir mi? Evet. Sizin evinizi aynı anda görebilir mi? Evet. Hatıratı kalbini aynı anda görebilir mi? Bak, kalbinden geçeni daha. Öyle bir nur. Allah'ın başka bir sıfatını ele alalım, kudreti. Onlar neydi sıfatları? Nurdu. Bütün kainat o sıfatın karşısında şeffaf mı? Şeffaf. O nur, o kudret tecelli ettiğinde saçımızın ucu. Burada kudret var çünkü uzuyor yani. Kulağım yenileniyor yani. Yenileniyor, burada bir kudret eseri var. Dişlerim, ağzım, damağım, ağaçlar. Her yerde o kudret aynı anda olabilir mi? Olabilir. Hangi yasaya binaen? Şeffafiyet yasası. Şimdi baştaki sorumuza dönelim. Ya Rab iki tane sinek buluşuyor, 5,5 milyar sinek. Nasıl yaratıyorsun böyle defi ve ani? Allah'ın az önce saydığımız ve daha sayamadığımız sıfatları ve esması karşısında bütün kainat ve mevcudat şeffaf olduğundan o sıfatların, o esmanın hangisi tecelli etse aynı anda her yerdedir. O birinci sineğin de üstünde ilmi, kudreti, görmesi, duyması var. İkinci sineğin üstünde de var. Şeffaf çünkü hepsini aynı anda. Üçte de var, 5,5 milyarda da var, okyanusun dibinde de var. Rahm-ı Mader'de de var. Şimdi böyle bir Allah'a nasıl böyle bir anda bu kadar mevcudatı yaratıyorsun, idare ediyorsun diye bir soru sorulamaz. Bir anda
bu kadar yaratılış varsa ve bunca mevcudatın arkasında sonsuz ilim varsa, sonsuz lazım değil mi? Bu kadarını yaratmak için ne kadar bilmek lazım? Sonsuz. Bu kadarını yaratmak için ne kadar kudret lazım? Sonsuz. Bu kadarını yaratmak için ne kadar görmek lazım? Sonsuz. Bu kadar ani ve def'i yaratılış varsa arkasında bu saydığımız sıfatlar sonsuz olmak zorunda. İşte biz bu sıfatları cem ettiğimizde bu sıfatların sahibine Allah Azze ve Celle diyoruz. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.